Efendim mutlu akşamlar diliyoruz. Ana haber bültenimize hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün ayın 25'i, 25 Ekim Salı. Gündemdeki önemli başlıklarla her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Ana haberde ben Sermin Baysal Ata. Efendim hemen başlayalım. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ilk temel bugün atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal konut projesine yaklaşık 8 milyon başvuru yapıldığını açıkladı. 500 bin sosyal konutun 2028 yılına kadar teslim edileceğini söyledi. Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması ne kadar doğru bir iş yaptığımızı, ne büyük bir ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir. Projemizi açıkladığımız tarihten sadece 40 gün sonra yaptığımız bu temel atma töreni de milletimize olan taahhütlerimiz konusundaki hassasiyetimiz yanında iş yapma kapasitemizin büyüklüğünü göstermektedir. Sosyal konut projesine başvuru sayısını açıkladı. Konutların söz verilen sürede teslim edileceğini söyledi. Temelini attığımız ilk etap 5615 konut Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Amasya, Tunceli ve Elazığ illerimizi kapsıyor. Hazırlıklar tamamlandıkça bu temelleri kısa bir sürede 81 ilimizin ve ilçelerinin tamamına yaygınlaştıracağız. İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlk Evim İlk İş Yerim projesinin ilk temel atma töreninde konuştu. Artan kira fiyatlarına dikkati çekti. Konut ve kira fiyatlarında yaşanan hiçbir ekonomik ölçüyle kıyaslanamayacak artışlar vatandaşlarımızı mağdur etti. İşte bunun üzerine kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken eş zamanlı olarak da arzdaki artışı temin edecek bu çalışmaları başlattık. Ekonomideki gelişmelere de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sorunların çözümünde kararlılık mesajı verdi. Dünyadaki krizlerin hayat pahalılığı olarak tezahür eden olumsuz etkilerini de ancak ortadan biz kaldırırız. Biz. Dikkat ederseniz Türkiye'yi ekonomik bakımdan geliştirecek, İnsanlarımızın sıkıntılarına çözüm getirecek programı, hazırlığı, kararlılığı olan tek siyasi kadro biz. Cumhurbaşkanı illerdeki temel atma törenine canlı bağlantıyla katıldı. Benim vatandaşım her şeyi biliyor. Bu ülkeyi 70 sente muhtaç edenleri biliyor. Sizler bunun farkındasınız. Onun içinde durmak yok. Erdoğan'ın konuşmasının ardından 17 ilde sosyal konutların temeli atıldı. Ya Allah! Bismillah! Efendim, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde ilk temeller kampanyanın duyurulmasından 40 gün sonra atıldı. Az önce haberimizde de aktardığımız gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen temel atma töreninde 17 ilde çimento döküldü. İnşa edilecek 250 bin konuttan 5615'i için çalışmalar başladı. Kura sonucunu merakla bekleyen vatandaşlar kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ya Allah! Bismillah! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeller atıldı. İlk evim, ilk iş yerim projesi kapsamında 17 ilde 5615 konut için ilk çimento döküldü. Ya Allah! Bismillah! Temellerin atılacağı iller arasında Ankara başa çekiyor. Dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut projesinde ilk somut adım atıldı. Ankara'da 2171 konutun inşası başladı. İlk evim, ilk iş yerim projesine şu ana kadar 8 milyona yaklaşan rekor başvuru yapıldı. Bu evlere başvuru yaptık. Çok memnunuz, çok güzel bulduk. İnşallah herkes başını sokacak bir ev sahibi olur.
Yani bize uymuyor ama bizim var evimiz, oğlumuz başvurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla temel atma törenine katıldığı duraklardan biri de Konya. Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 206 konut için temel atılıyor. İlgin ilinde ise 7655 konut inşa edilecek. Afyonkarahisar'da temel atma töreni heyecanının yaşandığı bir başka il oldu. Proje kapsamında Afyonkarahisar Güney Kasabası'nda tam 106 konutun temeli atıldı. Güzel konutlar yapılıyor. Bunlar ileride daha büyük bir netice verecek. Buralarda pazar yerleri kurulacak, parklar kurulacak, medreseler, camiler yapılacak. Güney Kasabası için en büyük bir duygu. Ankara, Konya ve Afyonkarahisar dışında 14 kentte de temeller atıldı. Bu iller Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Manisa, Muğla, Uşak, Tunceli, Yozgat ve Zonguldak. Ya Allah! Bismillah. İnşallah söz verdiğimiz şekilde 2 yıl içerisinde konutlarımızı da tamamlayacağız. İlk etapta yapılacak 250 bin sosyal konut için başvurular 31 Ekim'de sona erecek. Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik Kampüsü 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. TOGG'un banttan indirilmesiyle seri üretim başlayacak. Efendim bugün Salı, bazı partilerin grup toplantısı vardı mecliste. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gezi olaylarına bir kez daha sahip çıkan Kılıçdaroğlu, davada yargılananlara selam gönderdi, haksız yargılama yapıldığını öne sürdü. Bizim demokrasi tarihimizin onurlu bir sayfası olan Gezi'ye buradan selam göndermek de benim boynumun borcudur. Meclis kürsüsünden bir kez daha selam gönderdi. Gezi olaylarına ve tutuklularına sahip çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde Gezi davaları vardı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi. Bir soru bile sormadan, dikkatinizi çekiyorum. 85 milyon vatandaşımın dikkatini çekiyorum. Bir tek tanık bile dinlemiyor. Bir delil var mı yok mu? Bunu bile araştırmıyor. Sizi hapse atacağım diyor. Vicdan sahibi olanların vicdanına havale ediyorum bu duruşmayı. Tek soru sorulmadan, tek delil aranmadan 6 aydır insanları içeriye atıyorsunuz. Ahdim var. Sevgili Veray babasıyla buluşturuyorum. Kılıçdaroğlu kişisel hiçbir hırsı olmadığını savundu. 85 milyonla kucaklaşacağız mesajı verdi. Bizim kişisel bir hırsımız, kişisel bir merakımız yok. Biz bu ülkenin kalkınması için, Türkiye'de huzurun olması için mücadele eden bir partiyiz. 85 milyon kardeşim duysun. Hiçbir ayrımcılık yapmadan 85 milyonu kucaklayacağız. 85 milyonu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği Başkanı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftiralarına sert tepki gösterdi. Birliğin kapısına kilit vurulmalı dedi. Bahçeli hem Cumhurbaşkanı adaylığı hem de başörtüsüne anayasal güvence için CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Herkesi uyarıyorum. Türk askerine düşmanlık, düşmana askerliktir. Teröristlere basamak olanlar, sözcülük yapanlar su katılmamış teröristtir. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik iftirasına sert tepki gösterdi. En ağır ceza verilmeli dedi. Şerefli Türk hekimlerini hariç tutuyorum. Türk Tabipleri Birliği'nin başkan ve yöneticileri hakkında en ağır cezai işlemlerin tatbik ve temin edilerek bu birliğin kapısına kilit vurulmasını tarihi önemde atfediyorum. Türk düşmanı bir birliğin isminin başında Türk olamaz, Türk yazılamaz. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli başörtüsüne anayasal güvence getiren düzenleme ile ilgili Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. İşte sana bir fırsat, işte sana bir çıkış, işte sana kalıcı bir çözüm. Başörtüsünü
anayasal güvenceye haydi buyur, birlikte kavuşturalım. Sayın Kılıçdaroğlu, dürüstsen, iyi niyetliysen, başörtüsü üzerinden siyasi rant devşirmeyi aklından geçirmiyorsan, merdane gibi dönmeyi bırak, işte sana demokrasi meydanı, gel burada duruş göstermeye bak. Bahçeli, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının hala belirli olmadığına da dikkat çekti. Kılıçdaroğlu açık açık adayım diyemiyor veya adayını ilan edemiyor. Sayın Kılıçdaroğlu, ikide bir meydan okuyacağına, cesaretin varsa milletimizin huzuruna çık da adaylığını ilan et. Adayım diyerek kararını zikret. Açıkla da Türk milleti seni tartıya alsın. Bakalım kilon kaçmış, ederin neymiş, çapın nasılmış? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü için kanun teklifi vereceğiz açıklamasına gelinen noktada gerek olmadığını söyledi. CHP'yi destekleyen bazı kesimlerin 2023 yılında gerçekleşecek seçimleri şimdiden kazanmış gibi bir şımarıklığa düştüklerini belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başörtüsü üzerinde süren tartışmalara değindi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamasına gerek olmadığını söyledi. Kapanmış yaraları yeniden açmak yerine kanayan yaralara bakmak durumundayız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu başörtüsü konusundaki tutumunu biliyoruz. Ama şimdi gelinen noktada yani bence gerek yoktu. Akşener bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyenlerin şımarıklığa düştüğünü belirtti. Şimdi bir anda biz aldık gittik oldu bittiye düştü iş ve o zaman bir resim çıktı ortaya yere. Yani işte buraya dikkatli bir dil kullanmaya çalışıyorum. Herkes üzerine alınıyor ama herkes üzerine alınsın ama yani bir şımarıklık çöktü. Siyasilere değil ama genellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda. Bunlar medya yüzleri. Bak gazetecidir, şudur budur falan diye bir bütünlük de söylemiyorum. Birçok insan var bunun içinde. Efendim, başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifinde mecliste yoğun mesai yapılacak. Düzenlemenin meclise sunulmasının ardından AK Parti parlamentoda uzlaşma arayacak. Teklife destek sağlanması için muhalefet turuna çıkılacak. Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifi için mecliste yoğun bir trafik yaşanacak. AK Parti teklifin meclise sunulmasının ardından muhalefetin de nabzını tutacak. Görüşmelerde değişiklik üzerinde uzlaşma aranacak. Görüşmelerin teklifin imzaya açıldığı süreçten itibaren başlaması gündemde. Anayasa değişikliği için milletvekillerinin yeterli desteği vermesine çalışılacak. Anayasa değişikliği teklifimiz kamuoyuyla paylaşıldığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmeden önce elbette ki muhalefet partileriyle de görüşmeler sağlanacaktır. Muhalefetin bu konuda bilgilendirilmesi ve onların da genel kuruldaki tavırları bu şekilde şekillenmesi anlamında önemli. Anayasanın iki maddesinde değişiklik öngören teklifin kısa bir süre içinde meclise sunulması bekleniyor. Sonrasında gözler meclise çevrilecek. Referandum için 360 vekilin oyu yeterli olacak. Eğer değişikliğe 400 milletvekili destek verirse, başörtüsüne anayasal teminat referanduma gerek kalmadan hayata geçebilecek. 400'ün üzerinde bir kabulle başörtüsünün anayasal teminatı altına alınması bizim için önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzlaşma için çağrıda bulunmuştu. Bu nedenle muhalefetin desteği sağlanırsa başörtüsü güvencesi ve aile kurumunu koruyacak olan maddeler anayasaya girmiş olacak. AK Parti'nin teklif metni meclise sunulduktan sonra görüşme için adım atması bekleniyor.
Efendim, savunma, havacılık ve uzay sanayi için çalışma gerçekleştiren 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getiren Saha Expo 2022 fuarı kapılarını açtı. Açılışta konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'la yükselen tansiyonun sebebi olarak Yunan siyasileri gösterdi. Şahsi emellerini gözeterek hareket ediyorlar dedi. Savunma sanayinin devleri bir araya geldi. Yeni teknoloji silahlar görücüye çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Saha Expo 2022 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da açıldı. Açılışa katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yerli ve milli sanayi hamlesinin devam ettiğine dikkat çekti. Bakan Akar, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrar istediğini de vurguladı. Atina yönetimine seslendi. Yine Osmanlı diye bir söylem uydurdular. Akıllarınca Türkiye'yi yayılmacılıkla suçluyorlar. Halbuki asıl yayılmacı, kurulduğu günden bugüne 7 aşamada 3 kat genişleyen ve burnumuzun dibine kadar gelip sürekli Türkiye'yi tahrik ve tehdit eden Yunanistan'ın ta kendisidir. Bakan Akar, yükselen tansiyonun sebebi olarak Yunan siyasileri gösterdi. Kendi halkınıza zarar veriyorsunuz dedi. Yunan siyasiler kendi şahsi emel ve ihtiraslarını gözeterek yaptıkları açıklamalarla Yunan halkına da büyük zarar vermekte. İki ülke arasında barışa giden yolu ve diyaloğu da sabote ve tahrip etmektedirler. Yunanistan, Türkiye'yi bir tehdit olarak değil de güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik olarak görmeyi başarabilirse bu hem ülkemiz, hem bölgemiz, hem de NATO adına büyük bir kazanım olacaktır. Saha Expo açılışında konuşan diğer bir isim de Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'di. Hedefinde ise savunma sanayinde uygulanan ambargolar vardı. Bu ambargolara karşı cevabımız çok net. Türkiye bu ambargoları aşacak, hatta onları ileride imrendirecek ürünlere imza atacaktır inşallah. Son teknolojiyle donatılan yerli ve milli ürünlerin sergilendiği fuarın mimarı Haluk Bayraktar tam bağımsızlığa vurgu yaptı. Millileşme vizyonundan aldığımız güç ile yüksek teknoloji geliştirmenin elzem olduğu savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde tam bağımsızlık için önemli bir atılım süreci yaşıyoruz. Adım adım ve sağlam bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Açılışın ardından bakanlar Saha Expo 2022 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı gezdi. Ürünler hakkında bilgi aldı. Efendim, Rusya-Ukrayna savaşının ardından İsveç ve Finlandiya'da kendilerini tehdit altında hissedip NATO'ya üyelik için başvuruda bulundular biliyorsunuz. Ama Türkiye bu iki ülkenin NATO'ya üyeliği konusunda şerh koştu. Özellikle terörle mücadelede işbirliğine şart koştu. Ankara bu ülkelerdeki FETÖ ve PKK'lı teröristlerin Türkiye'ye iadesini istiyor. İşte tüm bu talepler Finlandiya'dan gelen heyetle Adalet Bakanlığı'nda yapılan görüşmelerde ele alındı. Bu ülkelerin şartlarımızı yerine getirmek için gereken adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine şartlı onay veren mutabakatın üzerinden yaklaşık 4 ay geçti. Türkiye iki ülkenin taahhüt ettiği terör suçlularının iadesi konusunu yakından takip ediyor. Bu kapsamda Finlandiya Adalet Bakanlığı'ndan bir heyet Ankara'ya geldi. Türkiye'nin bu konudaki beklentileri karşılanmadığı sürece İsveç ve Finlandiya üçlü mutabakatta Türkiye'ye verdikleri sözü yerine getirmemiş sayılacaklardır. Adalet Bakanlığı ile Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri başkente görüştü. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, Adalet Bakanlığı heyetine başkanlık etti. 6 saat süren görüşmede Ağustos ayında Finlandiya'daki daimi ortak mekanizmanın ilk toplantısında alınan kararlar gözden geçirildi. Toplantıda Finlandiya'dan iadesi talep edilen PKK ve FETÖ mensuplarına ilişkin dosyalar incelendi. Terör örgütü mensuplarının eylemleri konuk heyete delilleriyle anlatıldı. Teröristlerin Türkiye'ye iki ülke arasındaki adli yardımlaşma anlaşmaları kapsamında iade edilmesi talebi bir kez daha tekrarlandı. Efendim, FETÖ yapılanmasına düzenlenen Gazi Turgut Aslan operasyonundan yeni görüntülere ulaşıldı. 59 ili kapsayan operasyon kapsamında tutuklanan zanlılardan birinin örgütle irtibatlı kişilere Adana'da ATM'den para yatırdığı görüntüler ortaya çıktı.
ATM'den üst üste işlem yaptı. Adana'da polisin takibine takıldı. FETÖ'ye karşı düzenlenen Gazi Turgut Aslan operasyonundan yeni görüntüler ortaya çıktı. FETÖ'nün güncel yapılanması ve finans kaynaklarının deşifresi için polis harekete geçti. Adana'da 35 kişi gözaltına alındı. 8 aylık teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alınanlardan bazıları örgütün yurt dışından gönderdiği paraları tutuklanan kişilerin ailelerine ve etkin pişmanlıktan yararlananlara ulaştırdı. Paranın ATM'lerden şifresiz işlemle aktarıldığı ortaya çıktı. Bir zanlının ATM'den üst üste işlem yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kuryelik yapan zanlıların deşifre olmamak için para yatıracağı kişinin kimlik numarasını hem gönderen hem de alıcı bölümüne yazdığı tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7.720 avro, 22.400 dolar, 251.960 lirayla 100 gram has altın ele geçirildi. Zanlılardan 9'u tutuklandı, 26 kişi ise serbest bırakıldı. Ege Denizi'nde faciayla sonuçlanabilecek bir yasa dışı geçişi daha jandarma önledi. İzmir'in Urla ilçesinde tekneyle yurt dışına gitme hazırlığındaki 107 düzensiz göçmen yakalandı. Sayın seyirciler, Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor. Endeks yeni haftada alımlarla birlikte 4000 puanın üzerine taşındı. Peki pozitif hava daha devam eder mi, sürer mi? Hangi sektörler ön planda? İşte yanıtlar. Borsa İstanbul Yüz Endeksi tarihi zirvede. Endeks 4000 psikolojik bandını aştı. Hafta başından bu yana 4008 puana kadar yükseldi. Borsa İstanbul yukarı yönlü potansiyelini koruyacak gibi duruyor. 4100-4150 bir sonraki direnç alanlarımız olarak takip edilebilir. Eğer bu hızlı yükseliş temposunu korursa, evet, önümüzdeki haftalarda belki biz 5000 puanları da telaffuz etmeye başlayabiliriz. Büyüme ve ihracattaki artış şirket karlılıklarına yansıdı. Bilançolar iyi geldi. Altın gibi emtia fiyatlarındaki düşüşler de eklendi. Yatırımcının borsaya ilgisi katlandı. İştah arttı ve biz yeni rekor seviyeleri her geçen gün konuşmaya başladık. Bundan sonraki süreçte de en azından bu bilanço döneminde de bu rekor seviyelerin devam edebileceğini düşünüyorum. Ana sektörlerden ciddi bir destek var. Bankalardan, ulaştırmadan, gıda ve perakendeden, holdinglerden. Uzmanlar yaşanabilecek sert hareketlere karşı ise yatırımcıları uyarıyor. Olası bu yükselişler sonrası yaşanabilecek düzeltme hareketlerine karşı da yatırımcılar bence dikkatli olmalı. Geri çekilmelerde yatırımcı panik yapabiliyor, pozisyon kapamaya gidebiliyor. Ama şu anda kısa vadeli düşüşlerde bence panik yapmasınlar. Ve sayın seyirciler, Türkiye'nin otomobili uzun zamandır gündemimizde olan, merakla beklenen TOGG'un Gemlik Kampüsü 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener açılışa katılmayacaklarını bildirdi. TOGG'un banttan indirilmesiyle seri üretim başlayacak. 2023 hedeflerimizin sembol projelerinden Türkiye'nin otomobili TOGG'un banttan indirme törenine katılacağız. Türkiye'nin otomobili Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünde banttan iniyor. TOGG'un fabrikası 29 Ekim'de açılacak. Gemlik'teki törene muhalefet lideri de davet edildi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener törene katılmayacak. Türkiye'nin otomobil girişim grubunun kurulmasının üzerinden 4 yıl geçti. TOGG'un ilk otomobillerinin üretim bandından inmesiyle seri üretim için düğmeye basılacak. Seri üretiminin yapılacağı Gemlik'teki tesis Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünde açılacak. Açılış törenine davet edilenler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener de var. Ancak her iki muhalefet liderinin de programa katılmayacakları açıklandı. CHP sözcüsü Faik Özsırak, Kılıçdaroğlu'na davet geldiğini ancak TOGG'un fabrika açılışına katılmayacağını duyurdu. Davete icabet etmeyecek ancak en kısa zamanda TOGG'a ziyarette bulunacak dedi. İyi Parti lideri Akşener de katıldığı bir programda, önceden planlanmış bir programım var ama bu tür davetlere mutlaka partimizi temsil eden üst düzey bir arkadaşımızı göndeririz dedi. Törene İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın katılacak.
Efendim, ikinci el otomobil pazarındaki fiyat düşüşü sürüyor. Otomobil teminindeki sorunların aşılmasıyla arz talep dengesi oluşmaya başladı. Ağustos ayında fiyatlarda başlayan azalış eğilimi de sürüyor. Satış kısıtlaması uygulaması hayata geçti. Otomobil temini kolaylaştı. Arz talep dengesi ikinci el pazarındaki fiyatlara olumlu yansıdı. 6 ay ve 6000 kilometrenin de çıkmasıyla bayilere birazcık arabalar gelmeye başladı. O üstündeki köpük olan fiyatlar yavaş yavaş çekilmeye başladı. Bu sıralar gerçekten bir düşüşle karşı karşıyayız. Son 2 ayda fiyatlar %4 oranında geriledi. Fiyat düşüşünden en çok etkilenense 4 yaş altı lüks otomobiller oldu. Alınan tedbirlerin ardından yüksek modelli araçların ikinci el pazarındaki payı giderek artıyor. 4 yaşından küçük otomobillerin payı %24,6'dan %26,4'e yükseldi. 6000 kilometre ve 6 aylık satış kısıtlamasına takılmak istemeyenler ellerindeki araçları satışa sundu. Olmadığı zaman fiyatlar hep yükseliyordu. Almak isteyen müşteri ikinci ele yüksek fiyata almak için çabalıyordu. Şimdi bayilerdeki olan araçlar geldiler. Fiyatlardaki kısmi düşüşün önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Sayın seyirciler, dolar stokçuluğu yapan şirketlerin krediye erişimi zorlaştırıldı. Döviz varlığı bulundurma sınırı yeniden belirlendi. 10 milyon liraya indirildi. Peki bu karar ne ifade ediyor? Döviz fiyatlarına etkisi ne olacak? İşte yanıtlar. Liralaşma için bir adım daha atıldı. Dolar biriktiren şirketlerin krediye erişimi zorlaştırıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu döviz varlığına sınırlama getirdi. Kasada 15 milyon liraya tekabül eden döviz varlığı bulundurma alt sınırı 10 milyon liraya indirildi. Önümüzdeki dönem mevcutlarında bulunan bu döviz hesaplarını ya TL'ye çevirmeleri ya da bunun oranını azaltmaları gerekecek. Yani eğer sizin ciddi manada krediye ihtiyacınız varsa o zaman kasanızda çok ciddi anlamda döviz tutmanızı da gerektirecek bir durum yok demektir. Bu karar yeni ekonomi modelinin temel taşlarından olan liralaşma stratejisini de destekleyecek. Özellikle sermayeye ihtiyacı olan şirketlerin sermayeye ulaşımını sağlanması, aynı zamanda düşük faizle sermayeye ihtiyacın giderilmesi, liralaşma olgusunu ön plana çıkarmak aracılığıyla ve diğer taraftan dövize olan talebi azaltmak amacıyla BDDK'da bu tür kararlar almaya başladı. Uzmanlara göre kurulun bu adımı döviz fiyatları üzerinde etkili olabilir. Ne kadar çok oranda dövizden TL'ye geçiş olursa dövize olan ihtiyaç da o kadar çok azalır. Önümüzdeki dönemde bu da döviz fiyatları üzerinde doğal olarak negatif bir etki doğuracaktır. Kararla şirketlerin yıllık cirosunun %10'undan fazla döviz bulundurma oranı da %5'e düşürüldü. Efendim, Bartın'da meydana gelen maden kazasında hastaneye kaldırılan yaralı işçilerin durumu iyiye gidiyor. Bu güzel haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Dün akşam yapılan kabine toplantısının ardından Bakan Koca ayrıca bazı hastanelerde yaşanan randevu sorununa da dikkati çekti. Kamuya dönen hekimlerle birlikte sorunun her geçen gün azalacağını söyledi. Bartın'daki maden kazasında yaralanan işçilerin İstanbul'daki tedavisi sürüyor. Sağlık durumlarına ilişkin son açıklama Bakan Koca'dan geldi. Birlikte hastalarımızı da görmüş olduk. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Madencilerin genel sağlık durumlarının iyiye gittiğini söyledi. 3 madencimiz entübe, yoğun bakımda. Bugün veya yarın muhtemelen bir yaralımızı daha solunum cihazından ayırabiliriz. Diğer 3 yaralıdan biri zaten servise çıkarılmıştı. Salı günü muhtemelen bir hastamız daha yoğun bakımdan servise çıkabilir. Genel durumları daha iyi, kötüye gidişleri yok ama 2 kişinin kritik durumu devam ediyor. Bakan Koca bazı hastanelerdeki randevu sorununa da değindi. Tamamen istediğimiz noktada olmasa da sorun giderek azaldı dedi. Her gün iyileştirmeler yapıldığını belirtti. Kamuya dönen hekimler hakkında bilgi verdi.
Kamuya dönen hekimlerimiz oldu. Yaklaşık 6000'e yakın hekim döndü. Onlar da önümüzdeki 3-4 hafta içinde göreve başlamış olurlar. Sorunun her geçen gün azalacağını söyleyebilirim. Yeni tedbirleri de hızla alıyoruz. Bakan Koca, İstanbul Ataşehir'de özel bir hastanede sağlık çalışanlarının yaşlı bir hastaya yaptığı kötü muameleye ilişkin de konuştu. Çekilen görüntüler sonrası soruşturma sürecine de değindi. Soruşturmanın geçen hafta disiplin kuruluna geldiğini belirtti. Hadisenin görüntüleri ortaya çıkar çıkmaz tedbir aldık. Müfettişlerimizi görevlendirdik. İlgili sağlık çalışanlarının meslekten men edilme durumları değerlendirildi. Karardan sonra hastanenin nasıl yeniden hizmete açılacağı da netleşmiş olacak. Bizim açımızdan her sağlık tesisinin en erken sürede hizmete dönmesi esastır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden bu kez Beyaz Saray'da yolunu şaşırdı. Bahçedeki bir etkinlik sonrası ters istikamete giden Biden'ı korumaları uyardı. Korumalarla Biden arasındaki diyalog kameralara yansıdı. Efendim, jandarma Ege Denizi'nde faciayla sonuçlanabilecek bir yasa dışı geçişi daha önledi. İzmir'in Urla ilçesinde tekneyle yurt dışına gitme hazırlığındaki 107 düzensiz göçmen yakalandı. TRT Haber ekibi operasyon sırasında Urla Çakmak Koyu'ndaydı. Düzensiz göçmenleri İtalya'ya götürmek vaadiyle anlaştılar. Kadın, çocuk, yetişkin 107 kişiyi kapalı kasa, kamyon ve ticari araçlara bindirdiler. İstanbul'dan İzmir'in Urla ilçesine götürdüler. Ancak yasa dışı göçe aracılık edenler jandarmanın teknik takibindeydi. Düzensiz göçmenlerin Urla'da tekneye bindirileceği koy belirlendi. Operasyon düzenlendi. Çakmak koyundaki operasyonda insansız hava araçları da kullanıldı. Ekipler İHA desteğiyle ormanlık arazide gruplar halinde saklanan düzensiz göçmenlerin yerini tek tek belirleyip yakaladı. TRT Haber ekibi o anlara tanıklık etti. 107 göçmen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. İtalya'ya gideceklerdi. Tekne bekliyorlardı. Jandarma ekipleri göçmenleri bu civarda, Urla civarında yakaladı. 107 göçmenin işlemleri tamamlanacak ve daha sonra göç idaresine gönderilecek. Açıkta göçmenleri almak için bekleyen tekne ise demir alarak uzaklaştı. Durum sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Operasyonda yasa dışı geçişe para karşılığı aracılık ettiği belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. Muğla'da da 26 metrelik bir yolcu gemisiyle göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Sahil güvenlik gemiyi Seydi Kemer açıklarında durdurdu. Gemide 164, karada ise gemiye alınmayı bekleyen 112 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi aracılık ettiği belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Efendim, hafta sonu meydana gelen o üzücü kaza. Scooter kullanan iki genç hayatını kaybetmişti. Hatta dün de bültenimizde aktarmıştık, hatırlayacaksınız. Scooter'ı daha güvenli nasıl kullanabiliriz diye. Çünkü ard arda maalesef hem de ölümlü kazaların haberlerini vermek zorunda kalıyoruz. İşte o görüntüler ortaya çıktı. Görüntüleri izleyince içimiz daha da parçalandı. Çok daha fazla üzüldük. İki genç, 18 yaşındalar daha. İki kişi tek bir skutera biniyor. Bunun yapılmaması lazım. Dün aktardık. İşte bu güvenlik kamerası görüntüsünde karşıdan karşıya bakın geçerken kırmızıyla işaretledik. Karşıdan gelen araba doğrudan çarpıyor o çocuklara. Ve görünen şu, görüntülerde çok net. Otomobil sürücüsü hiç hızını yavaşlatmamış. Yani ayağını gazdan bile çekmemiş. İşte iki genci Antalya'da hayattan koparan o kaza böyle meydana geldi. Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan. İkisi de 18 yaşındaydı. İki arkadaş birlikte kurs sonrası eve gidiyorlardı. Aynı skutera bindiler ancak evlerine ulaşamadılar. İki genç skuterla yaya geçidinden geçmeye çalışırken ana yoldan hızla gelen bir otomobil onlara çarptı. Polis raporuna göre otomobil sürücüsü yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltmadı. İki genç hafta sonu gözyaşları arasında toprağa verildi. Allah rızası için elfa. Otomobil sürücüsü ise taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma suçundan tutuklandı.
Evet, bu skuterlere gerçekten çok acil bir düzenleme lazım. Çok daha dikkatli kullanmak lazım. İşte gencecik 18 yaşında iki çocuk, iki genç maalesef hayattan koparıldılar. Efendim şimdi Bartın'a gideceğiz. Kestane toplamaya giden bir beyefendi Dursun Göktağ kayboldu. Yakınları, güvenlik güçleri seferber oldu. Aradılar, taradılar, bulamadılar. Ormanlık alandaki arama sonrası Göktağ kaybolduğu yerden 5 kilometre uzakta yaralı halde bulundu. Koluna bir taş gelmiş, düşmüş ve yaralı halde oradan da kalkıp gidememiş. Ama neyse ki bulundu, sağlık durumu iyi. Bartın'da yaşayan 65 yaşındaki Dursun Göktağ kestane toplamak için evden ayrıldı. Ailesi Göktağ'dan haber alamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Ormanlık alanda AFAD, UMKE, polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatıldı. Çalışmalarda jandarma iz takip köpeği Pati de görev aldı. 16 saatlik arama sonrası Dursun Göktağ kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta yaralı olarak bulundu. Kolunun üzerine kaya düşen Göktağ kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göktağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Arnavutköy'deki bir kırsal mahallede oturanlar kurt saldırıları nedeniyle son günlerde çok tedirgin sevgili izleyiciler. Mahalle sakinlerinden birinin 18 koyunu telef oldu. Hayvancılıkla uğraşan komşuları da geceleri korkudan kaygıdan uyuyamıyor. Sabah ağıla gittiğinde neye uğradığını şaşırdı. Koyunlarını parçalanmış halde buldu. O anda şok oluyorsun, insan görüyor. Bütün hayvanlarım yerde, hep boğazlarından dişlenmiş, parçalanmış. İstanbul Arnavutköy'e bağlı Yassıören Mahallesi sakinlerini kurt korkusu sardı. 18 hayvanın telef oldu. Ha, onun yarısı ufak tefek yaralar var ama onları ben diğer çiftliğe göndermek zorunda kaldım. Çünkü burada hayvanların psikolojisi iyice gitti. Aslan değil, sırttan değil, kedi köpek değil, kurt bu. Şu son zamandaki yani hayvanlarımıza zarar verilen zararlar kurt. Kurt saldırısı bunlar. Yassıören Kırsal Mahallesi'nde pek çok kişi hayvancılık yapıyor. Çevredeki ormandan gelip çiftliklere saldırıp koyunları telef eden kurtlar sebebiyle mahalle sakinleri oldukça mağdur. İşte bu kurtlardan böyle tedirgin oluyoruz. Bak köyde arkadaşımız, komşumuzun mallarına girmiş. Yazık günah bizim de bak her gün tedirgin oluruz. Geceleri de uyumuyoruz. Arif Güner'in 18 koyununu iddiaya göre kurt parçaladı. Üstelik bu mahalledeki ilk kurt saldırısı da değildi. Bu aralar çok musallat oldu bize. Bundan 20 gün evvelsi de benim ağlıma girmişti. Fakat bu arkadaşınki kadar ben yetiştim, yani şey yaptım. Erken müdahale ettik. Mahalle sakinleri hayvanlarının başından bir an bile ayrılamıyor. Sevgili izleyiciler, arkamda gördüğünüz görüntülerde çok net aslında ortada. Burası bir pazar yeri, işte domates, biber, soğan, patates satılıyor ama bu kocaman otobüsün pazar yerinin tam ortasında ne işi var diye soracaksınız. Antalya'da işte esnaf malını satmak için, tezgah açmak için pazar yerine gidiyor ama tam da ortasında bir otobüsün, belediye otobüsünün park halinde olduğunu görüyor. Çok şaşırıyorlar tabii. Tezgahları kurabilmek için çalmadıkları kapı kalmıyor. Ama çözüm bulamayınca kimi otobüsün dibine, yanına, kimi de içine tezgahını açmak zorunda kalmış. Kapıları açıktı, plakası yoktu. Semt pazarının ortasına park edilen halk otobüsü esnafı çileden çıkardı. Adam elini sallaya sallaya gitmiş. Ne zabıta bir çözüm bulabiliyor, ne trafik çözüm bulabiliyor. Yani pazarın rezilliği bu. Pazarcı esnafı Antalya'nın Kepez ilçesinde semt pazarına tezgah açmak için gitti. Esnaf karşılaştığı manzara karşısında şaşırdı kaldı. Şu an 3-4-5 esnaf var abi. Onların hepsi evine ekmek götürüyor. Pazarın ortasında duran halk otobüsünün sahibini bulmak için uğraştılar, yetkilileri aradılar. Vakit ilerledi, esnaf tezgahını açmak zorunda kaldı. Şu an biz yerimizi açamadık buraya. Hani Antalya Ulaşım Odası'na da aradık, bizim bir ilgimiz yok dediler. Zabıtalara söyledik, onlar dediler bizim yapacağımız bir şey yok. Polis 3-4 kere geldik. Kimi esnaf komşusunun yanına sıkıştı, kimi de tezgahını otobüsün içine kurdu. Patlıcan dedi ama ben de. Üç lira patlıcan oldu. Anlasın.
Esnaf gelecek hafta ortasında otobüsün olmadığı bir pazar kurulmasını istiyor. Efendim, Cat Stevens, dünyaca ünlü müzisyen, Müslümanlığı seçtikten sonra Yusuf İslam adını almıştı. İşte Ankara'daki programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de bir konser verdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yusuf İslam'ın o konserde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği anları paylaştı. Altun mesajında Yusuf İslam'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna arasındaki tıkanıklıkları aşma girişimleri, Kıbrıs meselesine barışçıl çözüm çabalarıyla, Filistin davası ve dünya Müslümanlarına verdiği destek için teşekkür ettiğini belirtti. Bu arada hemen bir anekdot, konser sonunda kullandığı gitarı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a armağan etti Yusuf İslam. Binlerce kilometre uzaktan geldi. Müziğin birleştirici gücüyle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Erdoğan çifti Beştepe'deki konserde Yusuf İslam'ı ayakta alkışladı. 1977'de Müslümanlığı seçen dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Yusuf İslam, yalnızca şarkılarıyla değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajlarıyla da dikkati çekti. And also commend your fantastic work in trying to bring to open the blockages between Ukraine and Russia. Cumhurbaşkanı Külliyesi'ndeki konsere ait o anları İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı. Altun mesajında Yusuf İslam'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna arasındaki tıkanıklıkları aşma girişimleri, Kıbrıs meselesine barışçıl çözüm çabalarıyla Filistin davası ve dünya Müslümanlarına verdiği destek için teşekkür ettiğini belirtti. Altun'un paylaştığı videoda Yusuf İslam ilk olarak İngiltere'deki Cambridge Camii'nin inşasına verdiği destekten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Mr. President, I would like to again thank you so much for your fantastic, generous support to the British Muslims and the building of the Cambridge Mosque in the UK. Yusuf İslam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs ve Filistin sorununa yönelik çabaları için de teşekkür etti. Dünya beşten büyüktür. But you don't give up on trying to find a peaceful solution for my fatherland, which is Cyprus. Inshallah, and to continue your valuable support for the Palestinian liberties, inshallah, that all may live in peace in the Holy Land. Yusuf İslam gecenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitarını da hediye etti. İkinci ve son güneş tutulması gerçekleşti. Türkiye'nin birçok kentinden izlenen ve %50 kapanmayla gerçekleşen tutulma yaklaşık 3 saat sürdü. Evet, İngiltere'ye başbakan dayanmıyor desek yeridir. Boris Johnson'ın istifasından sonra Liz Truss geldi. Bütün direncine rağmen kendince sadece 45 gün kalabildi. Ve şimdi artık resmen Sunak dönemi İngiltere'de başladı ve farklı etnik kökenden, Hint kökenli bildiğiniz gibi ilk başbakan. İşte Kral Charles'tan başbakanlık görevini alan Rishi Sunak, başbakan sıfatıyla ilk kez halka hitap etti. Daha önce Maliye Bakanlığı da yaptı bildiğiniz gibi Sunak. Ekonomik krize karşı dayanışmaya çağırdı halkı. Sorunlar derin, hemen çözmemiz gerekiyor, bunu yapacağız dedi. Şu anda ülkemiz derin bir ekonomik krizle karşı karşıya. Koronavirüs salgını, Ukrayna'daki savaş, dünya çapında enerji piyasalarını ve tedarik zincirlerini istikrarsızlaştırdı. Rishi Sunak, başbakan sıfatıyla ilk kez halka hitap etti. Selefi Liz Truss'ı da andı. Kötü niyetli değildi. Ancak bazı hatalar yapıldı. Şimdi ben kısmen onları düzeltmek için partimin lideri ve başbakanınız olarak göreve geldim. İngiltere'nin azınlık kökenli ilk başbakanı olan Rishi Sunak'ın ilk seslenişinde en önemli vaadi gelecek nesillere borç bırakmamaktı.
Şu anki durumda sadece Muhafazakar Parti'nin 88 bin üyesinin bizi yönetecek kişiyi belirlemesi doğru değil. Ama temeline bakıldığında Sunak yetkin ve yetenekli. İş dünyasında kendini kanıtladı. Bence kötünün iyisi. Oy veren tanıdığım herkes favorileri olan kişiyi seçmiyor. En az kötü olanı seçiyor. Sunak'a ilk tebrik edenler Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni oldu. Rusya'nın değerlendirmesi de Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan geldi. Sözcü şu an İngiltere ile ilişkilerin öngörülebilir bir gelecekte iyiye gitmesi için umutlanacak bir neden görmüyoruz. Rusya müzakere masasında en zor meseleleri görüşmeye açık ve hazırdır dedi. Ukrayna'nın savaştan sonra yeniden imarı için düzenlenen, tabii bir an önce savaş biter de o yeniden imar noktasına geliriz inşallah. Efendim Berlin konferansı başladı ve konferansa katılımcılara hitap etti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski. Ülkesindeki enerji tesislerinin 1/3'ünden fazlasının imha edildiğini hatırlattı. Destek talebini yineledi. Bu arada Rusya'nın Kiev'e yönelik kirli bomba suçlamasıyla ilgili tartışma da sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna'nın savaş sonrasında yeniden imarı konulu konferansla Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Kırım Platformu 1. Parlamenter Zirvesi'ne video konferansla katıldı. Zelenski, Ukrayna'nın enerji tesislerinden 1/3'ünden fazlasının imha edildiğini hatırlattı, kışı atlatmanın her geçen gün daha da zorlaştığına dikkat çekti. Zelenski, Ukrayna'nın toparlanabilmesi için 17 milyar dolar gerektiğini hatırlattı. Uluslararası toplumdan ülkesi için maddi destek talep etti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna'ya destek mesajı verdi. Steinmeier, Kiev programı sırasında sirenlerin çalması nedeniyle güvenlik güçleri tarafından sığınağa götürüldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'daki özel operasyonlara ilişkin karar alma mekanizmasını hızlandırmaları gerektiğini söyledi. Putin, yeni koordinasyon konseyinin ilk toplantısında yaptığı konuşmada resmi organlarla bölgeler arasındaki iletişimin artırılmasına vurgu yaptı. Rusya'nın Ukrayna'nın kirli bomba kullanacağı yönündeki iddiaları konusunda da tartışmalar sürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Moskova'nın suçlamalarının dezenformasyon olduğunu savundu. Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanması halinde de bedelinin ağır olacağı konusunda uyardı. Ukrayna tarafındansa 1994'te nükleer silahları bıraktık, yeniden sahip olma planımız yok açıklaması geldi. Efendim Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından beri bir nükleer tehdit masada. Bütün dünyanın, bütün insanlığın en fazla korktuğu şey. Şimdi az önce aktardık haberimizde Rusya, Ukrayna'nın kirli bomba kullanacağını iddia ediyor. Önce Kiev, Moskova'yı nükleer saldırıya hazırlanmakla suçladı. Sonra Moskova'nın bu kirli bomba iddiası gündeme düştü. Tabii merak ediyor şimdi bu kirli bomba nedir bu kirli bomba? Bir nükleer tehdidi barındırıyor mu yoksa başka bir etkisi mi var? Bakalım şimdi. Kirli bombalar nükleer silah sınıfına girmiyor. Ancak kitlesel yıkım etkisine sahipler. Konvansiyonel bir silah olarak bilinen kirli bomba, geleneksel patlayıcıların içerisine kimyasal radyoaktif malzemelerin eklenmesiyle hazırlanıyor. Kirli bomba aslında bazen küçük nükleer silah da diyorlar ama radyolojik bir silahtır. Nükleer silahtan farkı şu ki dağıtıcı güce sahip değil. Yani daha ziyade insanlara yönelik radyolojik kullanım amaçla kullanılan bir silahtır yani diyebiliriz. Kirli bombalarda, nükleer bombalarda kullanılan yüksek derecede rafine radyoaktif malzeme kullanılmıyor. Hastanelerden, nükleer santrallerden veya araştırma laboratuvarlarından elde edilen radyoaktif malzemeler tercih ediliyor. Böylece bu tip bombalar nükleer silahlardan daha ucuz ve kolay üretilebiliyor. Patlayıcı infilak ettiğinde havaya uranyum gibi radyoaktif maddeler saçılıyor. Bilim insanlarına göre bir kirli bombanın patlaması gücüne göre bir mahallenin hatta şehrin tamamını 10 yıllar boyunca yaşanılamaz hale getirebilir. Çok tehlikeli silahlardan biridir çünkü etkisi esas itibariyle
insanların radyolojik etki altında kalarak uzun yıllar değişik hastalıkların ortaya çıkması. İlk başta tabii ki güçlü etki altında ölümler, çok ciddi sayıda ölümler. Çernobil örneğinde gördük. Yani orada da küçük bir sızıntıdan dolayı geniş bir coğrafya radyolojik olarak etkilenmiştir. Radyasyon geniş bir coğrafyaya yayılmıştır ve hala da etkileri devam etmektedir. Daha önce dünyanın hiçbir yerinde kirli bomba saldırısı düzenlenmedi. Ancak denemeler oldu. 1996'da Çeçen isyancıların Moskova'daki bir parka yerleştirdiği kirli bomba güvenlik ekiplerince etkisiz hale getirildi. 1998'de de Çeçenistan İstihbarat Servisi bir demiryolu hattının yakınına yerleştirilmiş bir kirli bomba tespit ederek imha etti. Efendim işte bu savaşın pek çok tabii etkisi var. Bir yandan nükleer silah korkusu var. Bütün dünyada bir yandan tabii gıda stokuyla ilgili sorunlar var ve ekonomik kriz. İşte Almanya'da Başbakan Scholz'dan döner fiyatlarının düşmesi için Putin'le konuşması talep edildi. Bu talep kimden geldi? Münih'te yüksek gıda fiyatlarından yakınan bir Alman'dan geldi. Enflasyon ve enerji krizinin pençesindeki ülkede şirketlerin %25'i çalışan sayısını azaltmayı planlıyor. İngiltere'de de yetişkinlerin yarısı fatura ve kira ödemelerini yapamaz hale geldi. Almanya sıra dışı bir hayat pahalılığı protestosuna sahne oldu. Görüntü Başbakan Olaf Scholz'un Münih'teki temasları sırasında kaydedildi. Başbakanın çıkışını bekleyen bir kişi döner fiyatlarından yakındı. Scholz'dan Putin'le konuşmasını talep etti. Scholz, hayat pahalılığını protesto eden kişiye gülümsedikten sonra makam aracına binerek uzaklaştı. Almanya'daki Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, ülkedeki enflasyon ve enerji krizinin şirketler üzerindeki etkisini araştırdı. 1080 firmayla yapılan ankete göre şirketlerin yaklaşık %25'i maliyetleri düşürmek için iş gücü kesintisine gidecek. Bu sayı Nisan ayında yapılan ankette %14 seviyesindeydi. Şirketlerin yaklaşık %9'u da üretimlerini yurt dışına taşımayı düşünüyor. İngiltere'de de durum Almanya'dan farklı değil. Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre geçim sıkıntısı yaşayanların oranı artıyor. İngiltere'deki yetişkinlerin neredeyse yarısı enerji faturalarını ve kiralarını ödemekte zorlanıyor. Ulusal İstatistik Ofisi ayrıca temel gıda maddelerindeki enflasyon verilerini paylaştı. Buna göre İngiltere'de ayçiçeği yağı %65, makarna %60, çayda %46 zamlandı. Myanmar'da hükümet güçleri Hristiyan Kachin etnik azınlığının düzenlediği konsere hava saldırısı yaptı. Saldırıda 80 kişi hayatını kaybetti. Myanmar ordusu Hristiyan Kachin etnik azınlığını hedef aldı. Konser alanı bombalandı. Hava saldırısının hedefi Kansi köyü oldu. Etnik silahlı gruplardan Kachin Bağımsızlık Örgütü'nün kuruluş yıl dönümü kutlamaları sırasında bomba yağdı. 80 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Görgü tanıkları saldırının 3 uçak tarafından yapıldığını öne sürdü. Olaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Birleşmiş Milletler ise saldırıyı kınadı. Myanmar'da 2020'deki genel seçimin ardından ordu geçen yıl yönetime el koydu. Bugüne kadar yaşanan şiddet olaylarında 1800'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı. İkisi çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verildi. Endonezya'da bir yolcu feribotu çıkan yangın sonucu battı. 312 kişi kurtarıldı. Aralarında bir bebeğin de olduğu 14 kişi hayatını kaybetti. Seyir halindeyken alev topuna döndü. Endonezya'da yaklaşık 350 yolcu taşıyan feribotta çıkan yangın faciaya neden oldu. Kazada 14 yolcu hayatını kaybetti. Aralarında bir bebeğin de olduğu bildirildi. Batan feribottaki 312 yolcu kurtarıldı. Sudan çıkarılan bir bebeğe anında müdahale edildi. 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'da feribotlar ulaşım için kullanılan araçların başında yer alıyor. Ülkede Haziran ayında da bir feribot batmış, 6 kişi hayatını kaybetmişti. Okay.
Efendim ekranlarınıza yansıyor bir sıcak gelişme, hemen seslendirelim, sizlere aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı 3. Charles'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü işbirliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti. Evet, tekrarlamakta fayda var. O sıcak gelişme ekranlarınıza da yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Charles'la, sevgili izleyiciler, Birleşik Krallık Kralı 3. Charles'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın detaylarını az önce aktardık sizlere. İki ülke ilişkileri ele alındı. Ve aynı zamanda Kraliçenin vefatından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan taziyelerini iletti. Ve şimdi devam edelim Joe Biden'la. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la. Gün geçmiyor ki Joe Biden'ın bir unutkanlık, bir şaşkınlık ya da bir gaf haberini sizlerle paylaşmayalım. Efendim yeni görüntüler bunlar. Beyaz Saray'da Joe Biden bu defa yolunu şaşırdı. Bahçede bir etkinlik vardı. O etkinlik sonrası gitmesi gereken istikamet değil de ters istikamete gitti yine Biden. Yine şaşırdı. Korumaları onu uyardı gördüğünüz gibi. İşte korumalarla Biden arasındaki diyalog da kameralara böyle yansıdı. Yolunu şaşırdı. Başkanlık ofisinin tersi yöne doğru yürüdü. Korumalarının uyarısıyla geri döndü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın o anları kameraya yansıdı. Olay Beyaz Saray'ın baş bahçıvanı Dale Haney'nin 50. yıl anısına fidan dikimi etkinliği sonrası gerçekleşti. Biden zaman zaman yaptığı gaflara ve beklenmedik hareketlerine yenisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde Pensilvanya eyaletinde hitabı sonrası kürsüden inerken yönünü şaşırmıştı. Ağustos ayında yaptığı gafta bir süre önce hayatını kaybeden kongre üyesine kürsüden seslenip onu izleyiciler arasında aramıştı. Jackie, are you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here. Efendim bugünün en dikkat çeken haberlerinden biri yılın ikinci ve son güneş tutulması gerçekleşti. Türkiye'nin birçok kentinden de izlendi ve %50 oranında kapanmayla meydana gelen tutulma yaklaşık 3 saat sürdü. Güneş tutulması en önemli gök olaylarından. Yılın ikinci ve son tutulması Türkiye'nin birçok kentinden gözlemlendi. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi kampüsünde çok sayıda kişi parçalı güneş tutulması için bir araya geldi. Aa, çok güzel. Parçalı güneş tutulması ise ayın güneşin bir kısmını kapatma sonucunda görülen bir olaydır. Bu da zaten bugün itibariyle %50 bir örtme görülecektir. Atatürk Üniversitesi'ndeki etkinliğe üniversite öğrencilerinin yanı sıra lise ve ortaokul öğrencileri de katıldı. Kampüs içine kurulan iki teleskoptan güneş tutulmasını izleme fırsatı buldular. İlk defa güneş tutulması izliyorum. Yani güzel bir etkinlik oldu, eğlendim. Heyecanlıydım gelirken. Ankara'da tutulma anında seyrine doyumsuz görüntüler oluştu. Ne kadar ilginç. Ve efendim bu haberle birlikte ana haberi noktalama zamanı geldi ama kısa bir süre sonra özel bir röportaj ekranlarınıza gelecek. Hüseyin Günay, Savunma Sanayi Başkanı Sayın İsmail Demir'le merak edilen soruları konuşacak. Görüşmek üzere efendim, hoşçakalın.